Sevgili izleyiciler, Hayata Dair programından bir kez daha kucak dolusu sevgi ve selamlar herkese. Bugün yine çok önemli bir konuğumuz var. Avukat Hayal Özenç şu anda stüdyomuzda. Hayal Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tabii küçük de olsa bir tatil dönüşü yaptınız. Arada şu mevsimde tam yılbaşına girerken, 2015'i bitirirken çok güzel bir tatilden döndünüz. Darısı tatile gidemeyenlerin başına diyelim. Öyle diyelim, evet. Hani derler ya, yediğiniz içtiğiniz sizde kalsın, gördüklerinizi anlat diye. Eminim çok güzel yerler görmüşsünüzdür. Yani benim için büyük bir imkan oldu. Evet. Hem geziydi hem de biraz da yurt dışında benim mesleğimin nasıl yapıldığı konusunda bazı ziyaretlerde bulundum. Adliyeler ve avukat ziyaretleri vardı içinde ama büyük oranda geziydi, evet, dediğiniz gibi. Hem gezi hem de iş, bir taşta iki kuş vurmuş oldunuz, geldiniz. Ne güzel. Dediğim gibi tatile gidemeyenlerin başına darısı diyelim inşallah. Evet, yaz tatili, kış tatili umarım. Kış tatili böyle... bence en güzeli. Herkes yaza odaklar ya kendisini tatil yapmak için. Bence ben olsam kışın tercih ederdim. Biz zaten yaz tatili yerinde olduğumuz için belki de çok şanslıyız. Bize kış tatili lazım. Biz zaten Fethiye'de yaşıyoruz. Evet. Herkesin bir gün gelmek için hayal kurduğu, para biriktirdiği, zamanını ayırdığı yerdeyiz. Biz çok şanslıyız bence. Kesinlikle. O konuda diyeceğim hiçbir şey yok. Fethiye gerçekten çok güzel bir yer. İnşallah tadını çıkarırız. Çok yoğun çalışmaların arasında pek de vakit bulamıyor insan da. Mutlaka. Ama yine de yaşadığımız yer çok güzel. Evet, bugün sizinle Türk vatandaşlığı hakkında konuşmak istiyorum. Yine eğer izniniz olursa. Çünkü bu gibi soruları çok sıkça sorularla size gelen eminim bir sürü danışanınız var olmuştur veya müvekkilleriniz olmuştur bu konuya dair. Türk vatandaşı olmak o kadar kolay mı? Böyle başlamak istiyorum. Türk vatandaşı olmak, şöyle söyleyeyim, artık çok kolay değil. Eskiden daha mı kolaydı? Eskiden daha kolaydı. Özellikle evlenmeyle yabancı kadınların Türk vatandaşlığını otomatik olarak kazanıyor olması çok büyük kolaylık sağlıyordu. Kanun koyucu bunu hileli yöntemler olduğunu, bu kadar kolay vatandaşlık kazandırılmaması gerektiğini, dünyadaki örneklerin de böyle olmadığını düşünerek ve yorumlayarak kanun değişikliği yaptı. Bu kanun değişikliğinden sonra evlenmeyle kadınların, yabancı kadınların otomatik olarak Türk vatandaşlığını kazanmasının önü kapanmış oldu. Yeni şartlar getirildi ve bunlar biraz uzun ve zor şartlar. Özür dilerim. Eskiden Türk biriyle nikah yapması, Türk vatandaşı olması için en geçerli sebepti. Evet. Peki bunun bir süresi var mıydı? Bir süresi yoktu. Yabancı kadın Türk erkeğiyle, Türkiye'den bir erkekle nikah yapması durumunda, resmi bir evlilikle Türk vatandaşlığını kazanıyordu. Kazanıyordu. Ekstra bir şey yapması. Bir süresi gerek yok. Hayır, bir süre beklemiyordu. Nikah yaptıktan sonra evet, artık resmen Türk vatandaşı olduğuna, evet, hep kadın üzerine konuşuyoruz ama. Böyle, evet, kadın için böyleydi. Kadın erkek için böyleydi. Erkek için peki? Yine onun da şartları vardı. Çok tercih edilen bir yöntem değildi erkekler açısından. Daha çok özellikle son zamanlarda, yani kanun değişikliğinden önceki son zamanlarda Türkiye Cumhuriyetlerden, Rusya'dan çok talep vardı ve çok yoğun evlilikler oluyordu. Hı hı. Bunların bir bölümünün o zaman kanun koyucunun düşündüğü şekliyle para karşılığı olduğu ya da sahte evlilikler olduğu, sadece vatandaşlığı kazanmak üzere yapılan evlilikler olduğu düşünüldü. Erkeklerin çok tercih ettiği bir yöntem değildi. Zaten onlar otomatik olarak yine vatandaşlığı alamıyorlardı ama kadınlar için çok uygulanan bir yöntemdi. Sırf vatandaş olmak için sadece nikah yapan, gerçek anlamda bir evlilik değildi. Sadece resmiyette nikah yapıp sadece Türk vatandaşlığını almak için, evet, bu yollara çok başvuruldu. Zaten sahte evlilikler, yani evet, sadece tür, kağıt üzerindeki tür, evlilikler. Kağıt üzeri evliliklerin çoğalması gerekçe gösterildi zaten. Kanunda da bu nedenle bir değişiklik yapıldı. Yani bu düşünceyle bir değişiklik yapıldı. Ve otomatik olarak nikahla birlikte Türk vatandaşlığını kazanmanın önü kesilmiş oldu. Bir süre konuldu ve şartlar konuldu. Hı hı. Süre derken 3 yıl evliliğin devam etmesi ve bu evlilik resmi olarak devam eden evlilikle birlikte aile birliği içinde yaşama,
gelenek göreneklere uygun bir yaşam tarzı, Türkçe bilip bilmediğinin kontrolü ki bazı kontroller baştan yapılıyor. Başvuru yapıldığında komisyon tarafından her iki eşte gerçek bir evlilik olup olmadığı ve bu evliliğin devam edip etmeyeceği konusunda sorulara tabi tutularak kontroller yapılıyor. Birlikte yaşıyorlar mı beyan ettikleri ortak konutta? Gerçekten yetecek kadar Türkçe biliyor mu? Maddi koşulları nelerdir? Bir çocukları var mı yok mu ya da böyle bir plan var mı yok mu? Bütün bunlar değerlendiriliyor. 3 yıl boyunca kontrole tabi tutulduklarını söyleyebiliriz aslında. Evet. Onun dışında başvuru esnasında yine başvurulan makamın gözettiği bazı şeyler var. Daha önce bazı suçlardan yurt dışına gönderilmemiş, yani deport edilmemiş olması gerekiyor. Özellikle yönetmelikte de bu geçiyor. Türk vatandaşlığının alınma, yani evet, kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte fuhuş ve fuhuşa aracılık suçlarına karışmamış olmak ve bu nedenle de yurt dışına gönderilmemiş olmak başlıca aranan kriterlerden bir tanesi. Evet. Bu muhtemelen yönetmeliğe de girmesinin nedeni bu suçtan sonra, yani bu suça karıştığı iddia edilen kişilerin... Yeni mi değişti bu yönetmelikler, kanunlar? Çok eski değil, yeni diyebiliriz. Çok yoğun bir şey yaşandıktan sonra, sıkıntılar yaşandıktan sonra, problem yaşandıktan sonra, evet, sonra. Bu böyle yapıldı. Çok yoğun bir araştırma yapılıyor aslında. Yani başvuru evrakları alındıktan sonra çok yoğun bir araştırma ve şöyle de bir şey var. Benim kendi dosyalarımdan ve başkaca dosyalardan gördüğüm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuru yaptığınızda bakanlık kendisinde bir takdir yetkisi bırakıyor. Yani bütün şartları taşıyor olması kişinin mutlaka Türk vatandaşlığını kazanacağı anlamına da gelmiyor diye bir ibare var. Yani devletin takdir yetkisi de var red ya da kabul anlamında diye. Örneğin şöyle redlerle karşılaşıyoruz biz. Vatandaşlık kanununun özellikle 16. maddesindeki şartlardan şu benttekini taşımadığı gerekçesiyle başvurusunun reddine. Çok ayrıntılı, çok gerekçeli redler olmuyorlar bunlar. Biraz da devlet burada kendi varlığını korumak diyelim ya da gelenekleri korumak, ahlak yapısını korumak, toplumu korumak adına takdir yetkisini kullanarak red kararları verebiliyor. Bu en azından biraz iç rahatlatıcı diye düşünüyorum. Maalesef hani iki taraflı, evet, aslında şöyle iki taraflı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var bir tarafta, yani insanların serbest dolaşımı ile ilgili ülkelerin anlaşmaları var, dünya vatandaşlığı diye konuşulan bir durum var, yani evet, bu kadar sert belki olmamalı ama çok kırılgan olduğunda ya da çok yumuşak olduğunda da bu sefer çok kötüye kullanılabiliyor. İkisinin arasındaki dengeyi bulmak, İnsan adına, birey adına ikisinin arasındaki dengeyi kurmak devlet için de çok kolay olmasa gerek. Ama çok enteresan, hani insanlar rahatlıkla, şimdi biz Türkiye'deyiz, Türk vatandaşıyız, rahatlıkla şehir değiştirebiliyoruz. Canımız nerede isterse orada, evet, yaşamak için. Ama ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum belki. Ben yurt dışında yaşamak istiyorum. Ve tabii ki engeller çıkıyor karşıma. Mutlaka. Vatandaş olmak istemiyorum ama orada yaşamak istiyorum. Neden böyle? İlla vatandaş mı olmak gerekiyor yaşanılması için orada? Bu Türkiye için de geçerli, birçok ülke için, evet, de geçerli. Vatandaş... Ve çok özür dilerim, bazı ülkelerde çok katı kurallar ve kanunlar var. Yaşamak için illa vatandaş olmak gerekmiyor. İkamet izinleriyle de geçici süreli, tabii ki bunlar uzun, yani ömür boyu olmuyorlar. Belirli şartları var ikamet izinlerinin de. Örneğin çok ülke kendi memleketinde ticaret yapılmasını, kendi memleketine yatırım yapılmasını ya da kendi memleketinden gayrimenkul satın alınmasını ön şart olarak koyuyor. Arama motorlarında internette baktığınızda işte yaşamak için ucuz ya da kolay, evet, ya da sizi ikamet izni verecek ya da vatandaşlık verecek ülkeler diye girdiğinizde
çok sayıda ülkenin para şartını koyduğunu göreceksiniz. Türkiye'de yaşamak istemeyen ve başka bir memlekette yaşamak isteyen her kişi için aslında bugünlerde çok konuşuluyor bu. Çok ülkenin çok ağır şartları var. Yani milyon dolarlık bir yatırımla, milyon dolarlık bir gayrimenkul satın almakla ya da bir ticaret anlaşması yapmakla, iş yerini oraya taşımakla ilgili şartlar var. Her ülkenin buna göre şartları var ama bizim ülkemizde mutlaka vatandaş olmak gerekmiyor. Vatandaş olmanın getirdiği kolaylıklardan yararlanmak üzere bu isteniyor ama ikamet olabilir. Yine yabancılar ülkemizde çalışma izinleriyle birlikte aynı zamanda ikamet iznini de barındırır yabancıların çalışma izni. Bu şekilde de kalabiliyorlar ki zaten bu da son zamanlarda çok gözde. Yani, bir durum değil mi? Evet. Çalışma izni almak için ne yapılması gerekiyor? Ülkemizde. Yabancıların çalışma izni alması için çok çeşitli kriterler var. Bunlar da nerede çalışılacağına, yani çalışılacak işin özelliğine göre değişiyor. Örneğin ev işlerinde mi çalışılacak? Çocuk ya da hasta bakmak gibi, yaşlı bakmak gibi. Turizm sektöründe mi çalışılacak? Ülkemizde zaten çocuk bakımı ve turizm çok tercih edilen yabancı evet, işçilerin çalıştırıldığı kesinlikle yerler. Evet. Yabancı çocuk bakıcısı ya da hasta evde bakım hizmetine ihtiyaç duyanlar için yabancılar çalıştırılıyorlar. Bunlar için eğer Türkiye'de zaten ikamet izni varsa yabancının 6 aylık yasal bir ikamet izni varsa Türkiye'den başvuru yapılabiliyor. Ama direkt buraya çalışma izniyle başvurarak gelmek için gelmeyi düşünüyorsa kendi ülkesinde Türk konsolosluğuna başvuruda bulunabiliyor yabancı. Tabii bunun için nerede çalışacağı, hangi şartlarda çalışacağı, hangi ücretle çalışacağı konusunda bir sözleşme yapılması gerekiyor. Örneğin Türkiye'de ikamet izniyle oturan bir yabancı ev hizmetlerinde çalışacağını öngörelim. Türkiye'den başvuru yapacaksa bakanlığın bir internet sitesi var ve başvurular online olarak yapılıyor. Daha sonra bu evraklar bakanlığa gönderiliyor. Fiziki evraklar daha sonra gönderiliyor. İşverenle işçi arasında bir iş sözleşmesi yapılması gerekiyor. Bu gönderilecek evrakların başında ve asgari ücretin altında işçi çalıştıramazsınız. Bu yasa olarak zaten yasak. Kanunun ilk değişikliği sırasında asgari ücretin üstünde bir rakam öngörülmüştü. Ama işverenlerin de çalışacak olan işçinin de çok tercih etmediği bir rakam oldu bu ve bir değişiklik yapıldı. En az asgari ücret denildi. Asgari ücretin 1,5 ya da 2 katıydı hatırladığım kadarıyla. Evet. Böyle bir sözleşme, yabancıya ait pasaport tercümesiyle birlikte ve onayıyla bir noter onayıyla birlikte fotoğraf, yani bütün başvuru evrakları hazırlandıktan sonra online bir başvuru e-devlet şifresiyle ve sonrasında da Türkiye'den yapılan başvurularda zannedersem 6 yurt dışından olanlarda 10 gün içinde bakanlığa ulaştırılmak kaydıyla fiziki evrak gönderiliyor. Sonrasında bir incelemeye tabi tutuluyor. Bu inceleme sırasında eğer yetkili kurum eksik evrak olduğunu ya da eksik bir beyan olduğunu fark ederse ve bu giderilebilecek bir eksiklikse başvurucuya geri dönüp eksik evrakları tamamlaması için süre veriliyor. Bu sürede tamamlandıktan sonra eğer yabancıya çalışma izni verilmişse bu hem online olarak hem de tebligatla bildiriliyor. Ve burada unutulmaması gereken bir şey var. Onay alındıktan sonra hemen o hafta içinde sigortasının başlatılması gerekiyor yabancı işçinin. Öyle mi? Evet. Peki yabancı işçinin sigortası da diğer Türk vatandaşlarıyla arasında herhangi bir değişiklik var mı? Şöyle bir değişiklik var. Artı eksi, hani onu öğrenmek evet, istiyorum. Yabancı çalışan eğer ev hizmetlerinde çalışacaksa vergi muafiyeti var. Yani bir ticari şirkette çalışması durumunda vergi sorumluluğu var işveren açısından ama ev işlerinde çalışanlar açısından o Türklerde de böyle vergi sorumluluğu yok.
şöyle bir şey var. Yabancı çalışan eğer Türkiye'de ilk defa yabancı çalışma iznine başvurmuş ve ilk defa sigortalı olacaksa bir vergi indirimi, pardon, bir sigortadan indirimden yararlanıyor. Bu teşvik anlamında bakanlığın bir teşviği var. Ne kadar mesela? İlk iki yıl hatırladığım oranını çok iyi bilmiyorum ama ödenmesi gereken sigortanın neredeyse yarısı oranında bir indirime tabi bu. Bu da yabancı çalışanların kaçak çalışmaması, sigortalı çalışması ve izinli çalışmasını özendirmek için bir teşvik. Çok güzel bir Her iki taraf için de, yani çalışan için de sigortalı olmak ve izin çalışma izniyle çalışmak, yasal şartlarla çalışmak, işveren açısından da bu şekilde kolaylaştırıcı bir yöntem. Çünkü tam rakamı bilmiyorum ama yabancı neredeyse işçiyi izinsiz olarak çalıştırmanın idari olarak çok ağır para cezaları var. Olmalı da zaten. Var. Bu nedenle de bunu özendirmek için bir teşvikten yararlandırılıyor. İlk çok defa güzel. Sigortalı olacaklar. Böyle devletin de hani işverenlere böyle destek çıkması, teşvik anlamında. Mutlaka. Çok önemli. Bu durum çok güzel bir şey. Her iki taraf için de. Herhangi bir çalışan bir anne, Türk değil de yabancı bir bakıcı. Çünkü son zamanlarda bu çok rağbet görüyor. Birçok çalışan annenin gerçekten evinde çocuklarına bakan mutlaka genellemeye vurursak artık Türklerden daha fazla olmaya başladı. Yabancı bakıcılar, çocuk bakıcıları. Evet. Tabii ki işveren içinde, kişi içinde devlet böyle bir destek çıkıyorsa, yasalarımız, kanunlarımız, bu da çok güzel bir şey. Bu çok önemli. Yani her ikisi, hem çalışan için hem işveren için. Evet, çok yani iki yılda çok kısa bir süre değil. Özendirmek için yapılmış bir şey ve çok mantıklı aslında. Mutlaka. Bundan yararlanmak gerek. Her ay sigortasını düzenli olarak ödeyerek bunun bir harcı var. Yani başvurma harcı var. Yabancının çalışması izni başvurusu harcı. Bu harcı yatırıyorsunuz. Bütün evrakları tamamladıktan sonra artık değerlendirmeden geçtikten sonra onay alınıyor ve yabancıların çalışma izinleri aynı zamanda ikamet iznini de kapsıyor. Yani burada yasal olarak Türkiye'de kalabiliyorlar, yurt dışına gidip gelebiliyorlar. Bir sigortalının bütün haklarından yararlanıyorlar. Sağlık güvencesi, emeklilik güvencesi, izin hakları, hafta sonu izin hakkı ya da fazla mesai, hepsi bizim hepsini Türk kanunundaki kapsıyor. Gibi hepsini kapsıyor. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Peki eskiden şu vardı, Türk vatandaşlığı alsa bile veya çalışma izni olsa bile kendi ülkesine belli bir yıl içerisinde veya belli aralıklarla giriş çıkış yapması gerekiyor diye bir durum vardı. Şu anda var mı öyle bir durum? Yabancı çalışanlar için değil, çalışma izni olanlar için değil ama ikamet izniyle kalanlar için evet. Türkiye'de 180 gün içinde 90 gün diye bir kavram var. Şöyle diyelim, 3 ay kaldıktan sonra artık yasal kalış süreniz bitmiş oluyor. Memleketinize gitmeniz gerekiyor. Süre peki? Süre derken? Yani memleketine atıyorum bir gün kalıp geri mi gelecek? Sadece giriş çıkış yapması önemli mi? Belli bir süre ülkesinde kalması gerekiyor mu? Belli bir süre ülkesinde kalması gerekiyor ama bu konuda çok sıkı davranılmıyor. Yani her ülke için işte A grubu ülkeler ya da B grubu ülkeler, işte Avrupa ülkeleri, Amerika ya da Türkiye Cumhuriyetler ya da Kafkas ülkeleri, evet, diyebiliriz. Böyle bir ayrım var. Niyetine biraz da bakıldığını düşünüyorum ben burada. Neyle gidilip gelindiğine, hangi sürelerle kalınacağına ve dönüp ne iş yapacağına ya da burada bir mahkumiyeti var mı, burada bir suça karışmış mı, soruşturması var mı? Bütün bunlarla ilgili yorumlamalar yapılıyor ama normalde burada kaldığı kadar da memleketinde kalması gereken durumlar gerekiyor. Var. Evet. Hani çalıştığını düşünün burada. Burada yasal koşullarda çalışıyorsa zaten yasal olarak iznini kullanıyor olacak ama yasal yollarla kalmıyor ve çalışmıyorsa da 3 ay burada kalıyorsa 3 ay kendi memleketinde, evet, kalacak. Ama çalışıyorsa, sigortalıysa o zaman sigortadaki gibi şöyle düşünelim. Sigortalı çalışanlar Türkiye'de nasıl izinleri varsa, yıllık izinleri varsa o yıllık izni kullanarak gidip gelmesi mümkün bir defada ya da birden fazla defada.
O izni tüketecek şekilde gidip gelmesi. Mecburi bir durum yok yani. Mecburi bir durum yok. Hayır. İsterse gitmeyebilir. Gitmeyebilir tabii sigortalı ki. Sigortalı olduğu takdirde. Bu tabii çok ki. Güzel bir şey. Evet, gitmeyebilir. Büyük bir rahatlık. Yani, şöyle söyleyeyim, yabancı çalışanların çalışma izni olduktan sonra ve sigortaları düzenli olarak ödeniyorsa, yani bir problem yoksa, yasal olarak burada kalıyorlarsa, gitmelerini gerektiren zorunlu bir durum yok. Bu onların tercihi oluyor. Süre bitiminden önce gidebilirler. Şeyi beklemek için, evet, uzatmayı beklemek, evet, için, ama bir süre, belirli bir süre önce, makul bir süre önce uzatmak için başvuru yapıldığında yine gitmeden o süreyi de burada tüketebiliyorlar. Yaş kriteri var mı peki? Yaş kriteri yok, hayır. Yok, sadece reşit olması, 18 yaşını doldurmuş evet, olması, reşit olması yeterli. Gerekiyor. Belli bir yaşın üstü var mı? Belli bir yaşın üstü benim bildiğim kadarıyla hayır, yok. Yani 80-90 yaşındaki bir insanla gelip burada çalışabilirim, orasını bilmiyorum ama sigortalı olabilir, emekli olabilir, ne bileyim, kendi ülkesinden maaş alıyor olabilir. Kendi ama yaşamak için sıcak mı? Bizim ülkemiz sıcak bir ülke. Diğer ülkelerin birçoğuna bakışta. Emeklilerin genellikle tercih ettiği, yabancı ülkelerden gelen emeklilerin tercih ettiği çalışmadan burada kendi yaşamak, maaşlarıyla. Evet, ve ülkemizde yaşamak. Yani Fethiye'mizde bile o kadar çok ki. Şuradan sokağa çıksak 5 tane Türk görsek, inanın 10 tane de yabancı var şu anda, kış olmasına rağmen bile. Yazı hiç konuşmuyorum zaten. Türklerden çok yabancılar dolanıyor çarşılarda, sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, ne bileyim, her yerde yabancı vatandaşlar çok daha fazla. Bu kötü mü? Tabii ki güzel bir şey. Her ülkeden insanlarla birlikte yaşamak çok kötü bir durum değil bence. Çok da güzel. Hayata renk katan bir durum bence bu. Yani başka kültürleri, başka dilleri, başka dinleri tanıyarak ve onlarla iç içe. Ben Fethiye'de hep şunu görüyorum. Herkes birbirine karşı bu konuda çok saygılı, anlayışlı. Yani komşularımız var. Benim de komşularım var. İngiliz arkadaşlarımız komşularım var, da var, Alman yabancı komşularım var. Tabii ki. Çok rahat hep birlikte ortaklaşa yaşanılıp biliyor. Fethiye'yi çok tercih ediyorlar havasından, bir tatil cenneti olmasından dolayı çok tercih edilen kesinlikle bir yer. Kesinlikle öyle, ama bazen şu konuşmalar da yapılır işte. Çok yabancı vatandaşlar burada. İşte bu kültür çatışması yaşıyor çocuklarımız. Hani kendi örf adetlerimizle belli bir yaşa getirdik ama artık yabancılar da var. Onlar bizim gibi bakmıyorlar hayata. Birazcık böyle sıkıntılar da çıkabiliyor arada. Mutlaka siz de zaman zaman duyum almışsınızdır, şahit olmuşsunuzdur bu gibi durumlara. Ama bence ya benim gibi düşünen tabii ki çok fazla sayıda insanlar var ama tabii ki arada ya işte onların kültürü, örfü, adeti ayrı, bizimkiler ayrı, bizim çocuklarımız işte yabancılara artık örnek alıyor gibi konuşmalar mutlaka yapıldı ve bunun üzerine gerçekten sıkıntılar da çıkmadı değil. Vallahi şöyle, benim bakış açımda bu çocuklarımız için büyük bir şans. Bence de, kesinlikle. Başka bir insanı tanımak, başka ülkede yetişmiş, yaşamış, başka bir kültürü tanımak, nasıl yerler, nasıl yaşarlar, nasıl ibadet ederler, nasıl sohbet ederler. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Fethiye'de yani bizim çocuklarımız kötü örnek alıyor denilebilecek bir durum yok. Kesinlikle. İç içe çok rahat ve çok güzel tabii bir yaşantı. Karşılıklı olarak gerçekten birbirine çok saygılı ve tek toplummuş gibi, yani tek bir birbirine kaynaşmış şey var, durum var burada. Çok rahatsız edecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu tür kaygılar yaşanmıştır. Onlara göre biz yabancıyız, bize göre de onlar yabancılar. Etkileşimlerden korkulmuştur, evet, ama. Evet, biz yabancı diyoruz ama onlar için biz de yabancıyız, evet, sonuçta. Ama bizim yaşadığımız ülkeyi, ili, ilçeyi seçen yabancı uyruklu, öyle söyleyelim artık. İnsanlarla birebir yaşamak çok güzel bence. Onların Türkçe öğrenmesi, bizim de zaman zaman yabancı dilimizi geliştirmemizi, bu bizim için gerçekten şans. Kesinlikle. Hem çocuklarımız için hem kendimiz için. Ama tabii ki bazılarımız da tabii ki ya işte çocuğum örnek alıyor, işte onlar şöyle yapıyorlar, onlar böyle yapıyorlar. Bazen çocuklarımız için endişe yaşayabiliyoruz o konularda ama hani turizm bölgesindeyiz.
bu endişeleri sırf onlara bağlayarak düşünmeleri bence çok saçma. Turizm bölgesindeyiz, Fethiye'deyiz. Zaten öyle güzel bir yer ki yazın apayrı bir dünya oluyor burası zaten. Gerçekten sanki kışın Fethiye bence iki ayrı Fethiye. Kışın Fethiye bir de yazın Fethiye. Gerçekten değişik değil mi sizce de? Diğer sahil yerlerine göre, örneğin yani Muğla'nın diğer ilçelerine, Bodrum'a göre, Marmaris'e göre bence Fethiye çok daha yaşanılacak bir yer. Neden? Kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında diğer yerlerde çok derin bir fark var. Kışın bomboş bir köy olabiliyor Marmaris. Ama Fethiye'nin kış nüfusu da var. İnsanlar evet. Burada yabancı uyruklularda yaşamaya devam ediyorlar. Başka bir hayat var burada kışın tabii ki. Evet. Biz bize kalınıyor ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Yazın hani ben de dışarıdan geldim Fethiye'ye. Sonradan gelenler için neden geldiği gözüyle bakıyor olabilirler ama biz öyle bakmıyoruz çok, ama çok yaşanılacak biz, bir yer bizden Fethiye. Sonra gelenlere neden geldiniz demiyoruz. Aa ne güzel diyoruz, hoş geldin. Fethiye çok güzel bir yer. Gerçekten Fethiye bu konuda çok iyi. Hangi memleketten, nereden gelmiş olursanız olun, kucak açılan bir yer burası. Bence burada yaşamak, evet dediğiniz gibi, yabancılar için de, çalışanlar için de, emekli olup gelmiş ve hayatını artık bundan sonrasını keyifle yaşamak isteyenler için de cazip bir yer. Evet. Fiyatlarıyla da, kalacak yeriyle de, doğasıyla da. Kesinlikle öyle. Şimdi nikahlar, Türk vatandaşlığından konuyu açtık. Nerelere kadar geldik? Şöyle söyleyeyim, ben 13 yıldır Fethiye'deyim. 13 yıl önce daha çok konuşuluyordu sanki bu konu. İşte yabancı uyruklu kadınların burada nikah yapması kadar Türk gençlerinin de, özellikle gençler, yabancı uyruklu kadınlarla evlenip yurt dışına çok gitmeleri söz konusuydu. Hani onun için dedim, biz hep kadınlar üzerine konuşuyoruz ama bunu Türk vatandaşı olmak için nikah yapan kadınlar olduğu gibi bizim Türk gençlerimiz de bunu çok yaptı. Evet, eskisi kadar çok değil ama 13 sene önce daha evet, fazlaydı sanki. 2000'li yılların başlarında bu çok yoğun yaşanmış, turizm bölgelerinde çok sık olmuş. Genç Türkiye'den genç Türk erkekleriyle yabancı yaşta daha büyük olan kadınların evliliği konusu. Burada Türk vatandaşlığını ilgilendiren bir durum yok. Yabancı ülkenin o hangi ülke ise onların sorunu evet, yani bu bizim sorunumuz onların, değil. Onların kanunlarının ve mevzuatlarının orada işlediği bir durum. Orada da muhtemelen en başlarında benim gördüğüm kadarıyla bu tür evlilikler ilk yapıldığında evet Türkiye'den oraya gençler gitmişler. Vatandaşlık alanlar da olmuş, oturma izni alanlar da olmuş, çalışmaya başlayanlar da olmuş ama sonrasında bunun yine çok yoğun yaşanması ve kötüye kullanıldığını düşünülmesi nedeniyle onlar da şartlarını ağırlaştırmışlar. Benim sonradan Fethiye'de gördüğüm şu, bu tür evliliklerde artık o ülke şeyleri, yetkilileri bu tür başvuruları reddetmeye başlamışlar. Sonradan olan evliliklerde ülkeye alınmamak ya da ülkeye sadece turist olarak alınmak, ikamet izninin verilmemesi, bu başvuruların reddedilmesi, bunların sahte evlilik olduğu yönünde beyanlar ve özellikle yabancı devletlerin kendi vatandaşları olan kadına ve Türk vatandaşı olan erkeğe karşı evliliğinizin gerçekliğini, yani bundan sonra devam edeceğini, bunun sahte bir evlilik olmadığını kanıtlayın şeklindeki beyanları ve talepleri olmuş. Bu da böyle sürmüş gitmiş. Bir de şöyle bir şey var. Daha önceleri Türk vatandaşı olunmadan gayrimenkul edinilemediği için bizim burada adli bir vakadır bu. Evler ya da gayrimenkuller ya da iş yerleri diyelim, işler evlenildikten sonra ya da evlenilmeden bir başka kişinin üzerine yapılmış.
yani yabancı kişi kendi üzerine gayrimenkul alamadığı için, tapusunu alamadığı için güvendiği birisine ya da karısına ya da kocasına, daha çok kocasına bu durumlarda, evet, fiili durum bu. Tapuyu vermiş, ödemesini kendi yaptığı halde. Sonra da bizim bir gerçekliğimiz var Fethiye'de. Bu tür davalar çoğalıp gitmiş. Bu davalarda devam eden davalar da var. Bir bölümü çözüm bulmuş, bir bölümü çözüm bulamamış. Devam edenler de var. Yani ben onun ödemesini yapmıştım ama tapu kaydı senin üzerine olmuştu. Evimi ya da gayrimenkulümü ya da paramı geri istiyorum şeklindeki davalar şirketlerle eşler arasında sürüp gidenler var. Hala devam, evet, edenler var. Ama bir ara şöyle de bir durum vardı. İşte bizim gençlerimizin, sizin de söylediğiniz gibi biraz önce, atıyorum 25 yaşında bir genç 50 yaşında bir yabancı uyruklu kadınla evlenip işte yurt dışına gidiyor. Ya tabii ki hani atalarımızın da bir sözü var. Hani alan memnun, satan memnunsa bize söz düşmez. Ama bu gibi iki yabancı uyruklu insanın nikahlarında gerçekten arada uçuk bir yaş farkı olmasıyla alakalı bir ibare yok mu kanunlarda, yasalarda? Yani bunun önüne geçmek mümkün değil ki. Bu zaten yani hukuka aykırı olur, insan haklarına aykırı olur. Tabii ki bu tür evlilikler yapılabilir, yapılıyor da. Ama nerede dur deniliyor? Bu tür evlilikler yolunda giderken, hiçbir problem yokken, hiçbir başvuru, yani yasal başvuru yapılmamışsa bir yere, bu evliliğe dayanak olarak, bu evlilik dayanak alınarak hiçbir problem yok. Yürüyüp giden bir evlilik, aradaki yaş farkı, hangi cinsiyetin diğerinden daha yaşlı ya da daha genç olduğu hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Yasaları da ilgilendirmiyor. Ama ne zaman ki yurt dışına gitmek için, ikamet için, çalışma izni için ya da orada yaşamak için İşte başvuruda bulunduğunda, evet, evet, bu o devleti rahatsız ettiğinde, bunun çok yoğun olarak başlaması nedeniyle. Çünkü bunun Avrupa devletlerinden bir devlet olduğunu düşünürsek, sosyal devlet olduğunu ve insanların sosyal devlet olma nedeniyle çalışmadan da yaşayabildiklerini, çocuk yardımı, bakım yardımı ya da çalışmadıkları sürelerde işsizlik yardım alarak yaşadıklarını düşünürsek, devlete bir yük olarak görülmüş ve bunun önüne geçmek için bu, evet, tür bir engelleme getirilmiş. Son zamanlarda şöyle bir red kararları çıkmaya başlamış. Sizin evliliğiniz gerçek bir evlilik değil. Sadece bizim memleketimizde sosyal devlet imkanlarından yararlanmak için geliniyor. Bu nedenle reddediliyor şeklindeki redler ya da gerekçesiz redler diyebiliriz. Bunun için başvuru yollarınız ORA devletinin yetkili makamları olacağı için çok zor bir başvuru yöntemi bu. Şöyle söyleyelim, Türkiye'de Türk vatandaşlığı için evlenme yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığı ya da başka bir yolla kazanılan Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunulduğunda ve bu İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildiğinde yapmanız gereken bir idari dava açmak. Yabancı ülkenin vatandaşlığı için, çalışma izni için, oturma izni için başvurulduğunda red cevabı geldiğinde başvurulacak makam yine oradaki bir makam. Bu çok zor, meşakkatli ve pahalıya mal olacak bir yöntem olmalı ki insanlar bu yolu çok üstüne gitmeden genellikle bırakmışlar. Evet. Bizim ülkemiz açısındansa Ankara İdare Mahkemelerinde, çünkü İçişleri Bakanlığı muhatap olduğu için Ankara İdare Mahkemelerinde bir dava açarak gerekçesiz olarak reddedildiği başvurunun ya da gerekçelerin geçersiz olduğu, hukuka aykırı olduğu, kanuna aykırı olduğu, insan haklarına aykırı olduğu gerekçeleriyle bir dava açılarak bu devam ettirilebilir, yürütülebilir. Bunun için idare mahkemesinden duruşma talep edilebilir. Benim kendi örneklerimde bu tür davalarda idare biraz yavaş davranıyor diyelim. Öyle mi? Evet. Ama olumlu sonuçlanan davalar da var. Ama kanun koyucunun baştan dediğim sebepleri var. Bir de idarenin şöyle bir şeyi var. Keyfiliğe kaçmamak kaydıyla benim burada takdir yetkim var. Ama idare keyfiliğe kaçarak sadece
istemediği için ya da gerçekten hukuki, gerçekten kanuni bir gerekçe olmadan reddetmişse dava yoluyla bunu zorlamakta yarar var. Evet. Peki bir şey soracağım. Şöyle bakıyorum, az bir zamanımız kaldı evet. Programımızın bitmesine. Bu Türk vatandaşlığı ile alakalı enteresan bir olaya şahit oldunuz mu? Size gelen mutlaka olmuştur bir avukat olarak veya duyduğunuz böyle enteresan şeyler olur ya genelde böyle duyunca hadi canım bu kadar da pes diyebileceğiniz veya dediğimiz bir olayla karşılaştınız mı? İstanbul'da bir örnek vardı. Normalde şöyle olur, o kontrol edilen o 3 yıl var ya, evet. Eşler kontrol edilir. Bir tanesinde gördüğüm şuydu, yani kadın yabancı, erkek Türk, evliliğin devam edip etmediği, aile birliği içinde yaşanılıp yaşanılmadığı kontrol edilirken, mesela aylarca polis eve gelip gitmiş böyle bir kontrol yapmak için ama kadın nerede falan diye hiç sormamışlar. Hep erkeği takip etmişler, kocayı takip etmişler. Ben ona çok ilginç bulmuştum. Neden? Yani, neden bilmiyorum. Acaba dedim erkeğin eve gelip gelmediğini, başka yerlerde kalıp kalmadığını mı merak ettiler de böyle bir şey yaptılar. Allah Allah. Acaba sebeple, yabancı olarak erkeği mi düşündüler? Öyle mi algıladılar bilemiyorum. Ya da bir taraftan diyorum ki, bir taraftan da iyi olmuş aslında. Kadının kocasını takip etmesine gerek kalmamış. Polis zaten adamın nerede olduğunu, eve gelip gitmediğini bir süre çok takip enteresan. Etmiş. Çok enteresan diyorum ya. Herkesin yaptığı işle alakalı ben ara ara dönem dönem konuklarıma hep sorarım. Yaptığınız işle alakalı enteresan bir olay yaşadınız mı? Hepimiz yaşamışızdır. Bizim işimiz enteresan. Hele sizin işinizde şeyler, daha çok olması evet, enteresan gerekiyor. Enteresan olaylarla karşılaşma işi. Böyle çok hayrette kaldığımız zamanlar oluyor. Ama beni en çok hayrete düşüren kanun bilmesi, uygulaması ve kanunu uygulaması gereken insanların yokmuş gibi davranması. Bu beni hem çok şaşırtıyor hem çok üzüyor. Nasıl yani? Yani hakimlerin, savcıların, avukatların ya da diğer başvuru yerlerinin evet. diyelim kanunu bilmesine rağmen uygulamaktan kaçınması. Neden yok, böyle bir şey yapılıyor? Yokmuş gibi davranması. Bu galiba bakış açısıyla ilgili bir şey. Ama olması gereken olması gerekenin olmaması. Olmaması sıkıntı zaten. Bizim alışkanlıklarımız var. Çok korkunç alışkanlıklarımız var. Örneğin tutuklama açısından mesela ben bunu çok sık yineliyorum. Tutuklama örneğin istisnai bir şeydir. Birisi kaçacaksa, çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalacaksa, o dosyadaki delilleri, tanıkları yok edecek, karartacak, zarar verecekse bir müddet ki çok kısa bir müddet o tehlike geçene kadar tutuklanıp bir an önce yargılama bitirilerek sonuçlandırılması gerekir. Ama bizim ülkemizde biliyorsunuz bugünlerde de iyice konuşulmaya başlandı ve artık çok yoğunlaştı. İnsanlar çok basit şeylerden hakim karşısına geldiklerinde tutuklanabiliyorlar. Yani bir gerekçe olması gerekmiyor. Beni çok şaşırtan bir şey ya da şaşırtan demeyeyim de çok üzen bir şey. Anayasamızda, bizim yani temel yasamızda, anayasamızda bütün mahkeme kararlarının gerekçesi olması gerektiği yazılı. Yani gerekçesiz hiçbir hüküm kuramazsınız. Bu ne yönde olursa olsun. Ama bizim memleketimizde şu anda gerekçesiz, hiçbir şeye dayanmayan tutuklama kararları veriliyor. Şey midir yani hakimlerimiz, savcılarımız hani böyle kendi... Yani hani biraz önce ülkeler arasında onların inisiyatifine de kalmış bir şey demiştiniz de biraz da öyle mi oluyor yani? Bu biraz inisiyatifini kullanma meselesi, biraz gelenek böyle ola gelmiş, biraz maalesef yargının siyasi iradeyle yakınlaşması meselesi. Bu her dönemde olmuştur. Yani şu anda ki devleti idare eden hükümetle yakınlaşma daha önce de bir başka hükümetle yakınlaşma şeklinde hep bundan biz zarar görmüşüzdür. Yani vatandaş zarar görmüştür, hukuk zarar görmüştür, demokrasimiz zarar görmüştür ama garip olan şudur, biz çok çabuk örnek alıp çok çabuk yoluna koyamıyoruz. Tarihte yaptığımız hataları hukuksal açıdan, demokrasimize zarar vermek açısından biraz tekrarlamakta ısrarlıyız. Evet,
Tutuklanmaları çok enteresan dediniz. Hani hemen tutuklanıyor. Evet, sizin de söylediğiniz gibi eğer davayla alakalı tanıklar, delilleri yok edebilme olasılığı varsa evet tutuklanabilir. Mantıklı bir şey bu zaten. Ama bir de bunun tersi var. Aslında tutuklanması gereken kişiler maalesef şimdi nikahtan, Türk vatandaşlığından bahsettik. Zamanımız da çok az ama bu tabii ki bunu bir programda doyasıya konuşmak isterim. Ucundan azıcık çıtlatmak istiyorum. Her gün haberlerde izliyoruz. Adam karısını veya boşandığı karısını, eski karısını veya sevgilisini darp ediyor, dövüyor. Daha sonra kadın da bunun hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bulunanlar diyorum. Bulunamayanlar da var. Çok daha fazla sayıda. Suç duyurusunda bulunuyor. Adamın bir ifadesini alıp bırakıyorlar. Kadın diyor ki beni ölümle tehdit ediyor. Beni rahatsız ediyor, taciz ediyor. Hem telefonla hem mesajlarla bir şekilde beni taciz ediyor. Hayatımı allak bullak ediyor ve ölümle tehdit ediyor. Ve bunun sadece, çok özür dilerim siz bir avukatsınız. Sadece adamı çağırıp, bulabiliyorlarsa adamı çağırıp ifadesini alıp bırakıyorlar. Adam ne oluyor? İfadesini alıp bırakınca adam daha da bir sinirle, hiç vakit kaybetmiyor. 24 saat içinde belki blöf yaptı o zamana kadar ama çağrılıp ifadesi alınınca adam bu kafasına yerleştiriyor ve yapacaklarını yapıyor. Neden bunları? Biz kadın haklarından bahsediyoruz. Hepimiz kadın açısından evet biz gerekli kanun değişikliklerini, gerekli eğitimi bir türlü üstesinden gelip başarmış değiliz. Kadın cinayetlerin her gün arttığı ya da kadına yönelik şiddetin arttığı ama bunun önüne geçilemeyen bir ülkede yaşıyoruz. Örneğin en son bütçe görüşmelerinden bir bölüm izledim televizyonda. Kadın kelimesinin geçmediği, yani kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın cinayetlerin önlenmesine yönelik parasız olacak şeyler değil bunlar tabii ki. Bir takım yaptırımlar, bir takım hazırlıklar. Kadın kelimesinin geçmediğini saatlerce izleyerek dehşetle gördüm. Bu konuda daha çok şey yapılması gerekiyor ve sadece bizim değil, sadece devletin değil, hep birlikte ilerleme kaydedecek başvurularda bulunarak ve değişiklikler yaparak ilerlemek gerekiyor. Ama sadece kanun değişiklikleri bizim açımızdan yeterli mi? Hayır, uygulayıcıların dediğiniz gibi mutlaka mantık değişikliği, mantalitede bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Böyle devam edip gidecek mi? Böyle devam edip gitmemesini umuyorum. Hep umut ediyoruz ama. Umut ediyoruz. Hep konuşuyoruz. Elimizden geleni her zaman mutlaka yapmakta yarar var ama meclisin bizim için iyi şeyler yapması gerekiyor. Yani biz geçen programlarımızı hatırlarsınız konuşmuştuk, imdat butonundan bahsetmiştik. Yani bunun için yapılacak bir masrafı lütfen kadınlar için hiç kimse yapmasın. Yani zor durumdaki bir kadının minibüste sıkışmış başına iş gelecek i̇mdat olan kadının imdat butonu. İmdat butonu ne ya? Yani, ya ben bunu anlayamıyorum. Bunu çok bariz bir örnek olduğu için her zaman tekrarlıyorum. İmdat butonuna basana kadar öldürülmüş, imdat butonuna basana kadar darp edilmiş, başına iş gelmiş. Kadınlar ülkesiyiz biz. Lütfen bizi imdat butonuyla kimse kandırmaya çalışmasın. İmdat butonlarından bahsediyorsunuz. Geçenlerde bir teyzem, tanımıyorum, şahit oldum. Yanındaki kadını anlatıyor. Belediye otobüsüne binmiş teyzem. Ve belediye otobüsünde yani butonlar var ya, dur butonu. Diyor ki ben yerimden kalkıp o kalabalığın içinden geçip butona basıncaya kadar iki durak ileriye gittim diyor, anlatıyor. Düşünebiliyor musun? İki durak ileriye gittim kadın yetişip o butona basıncaya kadar. İmdat butonu ne? İki durak ileriye gidiyorsun. İki durak, belki bir durak sonra zaten adam yapacağını yapmış oluyor. Bir anlamı kalmıyor yani. Onun için kimse bu geleneksel butonlarla tavırdan da vazgeçmek lazım adamım. Şöyle, polise gidip başvurduğunuzda, şimdi biraz daha iyileşti, yetkiler de artırılarak, siz ailesiniz, öpüşün barışın, affedin, böyle bir dünya geçer var mı? İşte
Hayal Hanım, bunu değiştirmek gerekiyor. Bu konuyu azıcık çıtlattık bugün. Çünkü dedim ya, programı bitirmek durumundayız. Evet. Ama mümkünse önümüzdeki hafta bu konuya devam edelim diye düşünüyorum. Eğer sizin de izniniz olursa, soracağımız o kadar çok sorular var ki, eminim siz de bunların hepsine cevaplayacaksınız büyük bir keyifle. Ben de büyük bir keyifle bu soruları sizlere soracağım. Bugünden de duyurduğumuz için zaten bir hafta boyunca çok daha fazla sorularımız gelecek. Önümüzdeki hafta kadar. Kadın hakları, gerçekten kadın hakları sadece yazıların üstünde mi? Gerçekten uygulanabiliyor mu? Bunlar çok önemli. Herkes haklarını biliyor mu? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii dediğim gibi bu bir hafta içerisinde zaten bir sürü sorularımız da gelecek. Bu hafta Türk vatandaşlığı nasıl olunur? Eskisiyle yeni kanunlarımız değişti tabii ki. Sevgili izleyicilerimize bilgiler vermeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Yine bugün zaman ayırdınız. Haftaya buluşmak dileğiyle demek istiyorum. Hoşçakalın. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, bugün de maalesef programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.